dünyanın geleceği olacak. Bu tek gerçek. Yahudi hahamdan dünyayı sarsacak açıklamalar. İslam geleceğin dinidir. İslam geleceğin dinidir. 70 yıl içinde dünyanın büyük bir kısmının Müslüman olacağını düşünüyorum. Yahudi hahamı Jewish Rabbi öyle açıklamalarda bulundu ki iddia ediyoruz bu açıklamalar dünyayı sarsacak. Hristiyanlığın yavaş ama kesinlikle yok olacağı kesinlikle tarif edilmişti. O zamandan şimdiye kadar Hristiyanlıktan hiçbir şey kalmadı. Tarihi yapıtlar hariç. Hristiyanlığın yavaş yavaş yok olduğunu savunan haham, ilginçtir ki aynı kaderi Yahudiliğin de yaşayacağını söylemekten çekinmiyor. Aynı şekilde Yahudilikte hiçbir şey kalmadı. Yahudiliğin bitişi ise Siyonistliğin gölgesinde kalmasıdır. Yahudiliğin ilerle oluştuğunu, yani Allah'tan geldiğini ve bu nedenle de her tür baskıya karşı koyabilecek güçlü olduğunu belirtti. Ve böylelikle bir ümmet doğdu. Ve temel esasları da buna bağlı. Sonradan ortaya çıktı ki orada öğretilenler dünyadaki her baskıya karşı koyabiliyor. Ve Kur'an'ı okuduğumuzda daha iyi anlıyoruz. Gerçekler ortada. Apaçık ortada. Her zaman diliminde en zor durumda bile kazanmayı başarıyor Kur'an ayetleri. İslam'ın tarihsel sürecine de değinen Yahudi haham, İslam'ın sürekli olarak büyümekte olduğunu sözlerine ekledi. Çok uzak Avrupa'dan. Avrupa'da sosyal ve endüstriyel devrimler yaşanırken İslam çok uzaktaydı ama batı kadar güçlendi. İslam'ı ve Hristiyanlığı karşılaştıran haham, bakın iki dinin ibadet şekillerine nasıl bir yorum yaptı. Hristiyan ise haftada bir kere kiliseye giderek iyi bir iş yaptığını sanır. Müslümansa günde 5 kere namaz kılar. Yaratıcının önünde secdeye varır. Müslüman günde 5 kez yaratıcının önünde secdede. Eğer ki insan namazda secdeye varır, 5 dakika içinde Kur'an'dan ayetler okursa Allah'ın himayesine giriyor. Kendini Allah'a teslim ediyor. Bu çok önemli ve çok büyük bir manaya sahip. Namazın manası çok büyük. Avrupa'ya yolculuk yaparken havaalanında sakin bir köşede duruyordum. Namaz saatiydi. Bir baktım, Müslümanlar bulunduğum yere geldi. Ben duamı bitirmiştim. Baktım, yere gazete serdiler ve namaz kıldılar. İşte bu, İslam. Her yerde bunun manası büyük. Günde 5 kere namaz kılmak.